Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Forum Marmara'da yer alan MediaMarkt mağazasında sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi arkamda çeşitli oyun konsolları bulunuyor. Ve bugün sizlerle birlikte 2023 yılında PlayStation 4 alınır mı sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Biliyorsunuz PlayStation 4 satışa sunulalı yaklaşık olarak 10 sene geçti. 2013 yılında satışa çıkmıştı ve 10 senenin ardından PlayStation 4 hala güncelliğini korumaya devam ediyor arkadaşlar. Bilindiği üzere Sony yaklaşık olarak 3 sene önce yani 2020 yılında yeni nesil konsolu PlayStation 5'i satışa sunmuştu. Lakin PlayStation 5'in satışa çıkmasıyla birlikte PlayStation 4'e olan destek kesilmedi. Halihazırda Sony PlayStation 5'e özel oyunlar geliştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Fakat bu oyunlar PlayStation 4 için de satışa çıkıyor. Yani aklınıza şu soru gelebilir. Ya PlayStation 5 için çıkan ekskluziv oyunları ben PlayStation 4'ümde oynayabilir miyim? Evet arkadaşlar, halihazırda PlayStation 5 için yayınlanan ekskluziv oyunları PlayStation 4'te oynayabiliyorsunuz. Yani son çıkan ekskluziv oyunlara baktığımız zaman örneğin God of War Ragnarok halihazırda PlayStation 4'te de oynanabiliyor. The Last of Us Part 2 biliyorsunuz zaten PlayStation 4 için yayınlanmıştı. Sonrasında PlayStation 5 için de geldi. Önümüzdeki süreçte Spider-Man 2 gelecek arkadaşlar ve bu oyunda yine PlayStation 4'te oynanabilir olacak. Yani kısaca özetlememiz gerekirse yakın zamanda PlayStation 5 için çıkmış olan ve çıkacak olan tüm oyunları PlayStation 4'te oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bu şu soru işaretini de beraberinde getirebilir. Ya tamam, Sony kendi oyunlarına bu desteği sunuyor. Ya üçüncü parti oyun geliştiriciler? Hemen bu sorunun cevabını da verelim. Üçüncü parti oyun geliştiricileri de PlayStation 4'ü bir süre daha destekleyeceğini açıklamışlardı arkadaşlar. Ki bu açıklama zaten hemen PlayStation 5'in çıkışının sonrasında gerçekleşti. 2025 yılına kadar tarih veren yapımcılar vardı. Ki burada 100 milyondan fazla satmış bir konsoldan bahsediyoruz. Dolayısıyla 100 milyon satan bir konsolu hiçbir yapımcı bir anda terk edip gitmek istemiyor. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. 2023 yılında 10 yıllık bir konsol olan PlayStation 4 alınır mı? Kesinlikle alınır arkadaşlar. Bunun için hemen size 5 neden sıralayacağız. Bu nedenlerden ilki tabii ki ekskluziv oyunların PlayStation 4'te oynanabiliyor olması. İkinci nedenimiz arkadaşlar, üçüncü parti oyun geliştiricilerinin bu konsola 2024 hatta 2025 yılına kadar destek verecek olmaları. Üçüncü nedenimiz PlayStation 4 Pro modeliyle 4K çözünürlüğün destekleniyor olması. Biliyorsunuz ilk nesillerde HD kalitesindeydi görüntü fakat sonradan 4K desteği de gelmişti. Dolayısıyla güncel oyunları ne yapabiliyoruz? 4K kalitesiyle oynayabiliyoruz. Dördüncü nedenimiz arkadaşlar, PlayStation 4'e satın aldığımız oyunları İleride bir gün PlayStation 5 aldığımızda PlayStation 5'te de oynayabilecek olmamız. Yani bu oyunları upscale ederek yine PlayStation 5'imize de oynayabiliyor olacağız. Ve en önemli nedenlerden birisi de tabii ki PlayStation 4'ün fiyatı yeni nesil konsollarla kıyaslandığı zaman, yani bir PlayStation 5 ile Xbox Series ile karşılaştırdığımız zaman PlayStation 4'ün fiyatı çok daha makul duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu 5 sebepten ötürü 2023 yılında PlayStation 4 almak hala çok geçerli bir neden diyebiliriz. Eğer ekskluziv oyunlardan hoşlanıyorum, Türkçe oyunlardan hoşlanıyorum, ben Sony'nin yaptığı Türkçe oyunlara bayılıyorum diyorsanız mutlaka bir PlayStation 4 edinmelisiniz. Malum PlayStation 5'i her zaman bulamayabiliyoruz. Stok sıkıntıları vesaire mevcut. Dolayısıyla bu bağlamda yeni çıkan Sony oyunlarını, yeni çıkan ekskluziv oyunları oynamak için beklemek istemiyorum diyorsanız PlayStation 4 sizin için önemli bir alternatif olabilir arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.